Merhaba sayın seyirciler, Metnuç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Irak ordusunun El Anbar eyaletindeki Felluce kentinde El-Kaide bağlantılı silahlı gruplara karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Dün ve bugün sabah saatlerinde Felluce bölgesinde 4 ayrı yerleşim yerine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 36 kişinin de yaralandığı açıklandı. Hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin siviller olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği çatışmaların devam ettiği El Anbar eyaletinde 140 bin aşkın sivilin bölgeden kaçtığını açıkladı. Bu göç dalgası Irak'ta son 5 yılın en kitlesel göçü olarak değerlendiriliyor. Mısır'a geçiyoruz. Mısır'ın başkenti Kahire'de bomba yüklü araçlarla iki saldırı düzenlendi. Saldırılarda 5 kişinin öldüğü, 66 kişinin de yaralandığı açıklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre işlek bir cadde ve emniyet müdürlüğü binasını hedefleyen patlamalar sonucu aynı zamanda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Patlamaların ardından olay yerlerine çok sayıda ambulans gönderildi. Bir güvenlik kaynağı emniyet binasına yapılan saldırıda takriben 1 ton patlayıcı kullanıldığını ifade etti. Üçüncü bombalı saldırı ise başkent yakınlarındaki Giza'da yaşandı. Henüz ölü ve yaralı sayısı hakkında bir açıklama yapılmadı. Mısır'dan Kanada'ya geçiyoruz. Kanada'nın Quebec eyaletinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangında en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Yetkililer huzurevinde kalan yaklaşık 60 kişinin büyük bir kısmının 85 yaşının üzerinde olduğunu ve içlerinde Alzheimer hastalarının da bulunduğunu belirtti. Binada kalan 30 kişinin kayıp olduğu, kurtarılan 20 kişi ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Huzurevinde kalanların çoğunun tekerlekli sandalye kullandığı için yangından kaçamamış olabilecekleri kaydedildi. Öte yandan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sığınmacıları taşıyan bir teknenin battığı haberi geldi. Batan teknede bulunanlardan birinin cesedine ulaşıldı. 11 kişi ise sağ olarak kurtuldu. Kayıp olan 7 sığınmacıya ise hala ulaşılamadığı bildirildi. Rojava'ya geçiyoruz. Minbiç kentinde IŞİD çetesiyle silahlı muhalif gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Çatışmalardan dolayı Minbiç'ten Kobane'ye kaçan sivil halk IŞİD'in 61 sivili katlettiğini söyledi. IŞİD çeteci grubu ile silahlı muhalif gruplar arasında yaşanan çatışmalardan dolayı Minbiç'ten binlerce kişi Rojava'ya göç etti. Kobane kentine göç edenler IŞİD çetesinin katliamları hakkında da bilgi verdi. Çete saldırılarından yaralı kurtulan kişilerin Havar Haber Ajansı'na verdiği bilgilere göre IŞİD çetesi 61 sivili katletti. Çatışmaların devam ettiği Kere Kozak bölgesinden Kobane'ye sivillerin göçü devam ediyor. Yerel kaynaklar IŞİD çetesinin Kobane etrafında konumlanarak saldırı hazırlığı yaptığını bildirdi. Öte yandan Gresipi'nin Miluh El-Kemer köyünde IŞİD'lilerin saldırısı sonrası çatışmalar başladı. YPG güçlerinin sert karşılık verdiği saldırı sonucunda iki çete üyesi öldürüldü. Yerel kaynaklar çetelerin aralıklarla bölgedeki köylere saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. HDP heyetinin Rojava'ya geçişi Türk Dışişleri Bakanlığı ve Güney Kürdistan yetkilileri tarafından olumlu yanıt verilmediği için engellendi. Engelleme nedeniyle heyet ziyaretini ertelemek zorunda kaldı. Rojava'da temaslarda bulunmak üzere HDP eş genel başkanı Ertuğrul Kürkçü ve İstanbul milletvekili Levent Tüzel'in de aralarında bulunduğu heyet, Güney Kürdistan üzerinden Rojava'ya gitmek için Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun sözlü görüşmede talebe olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. HDP eş genel başkanı Sebahat Tuncel de hem Güney Kürdistan parlamentosu hem de KDP yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Kürdistan bölgesi yetkililerinin Rojava'ya geçiş için olumlu ya da olumsuz henüz bir yanıt vermediği belirtildi. Gelişmeler üzerine heyet Rojava ziyaretini ertelemek zorunda kaldı. Tırlar geçiyor ama heyet geçemiyor sayın seyirciler. Rojava'da ilan edilen özerklik Kuzey Kürdistan'da şölenlerle selamlanmaya devam ediyor. Şirnek ve Mardin'de görkemli kutlamalar vardı.
Rojava'nın Cizre kantonunda ilan edilen özerklik, Mardin'in Koser, Derik, Nüseybin ve Şırnak'ın Silopi ilçelerinde düzenlenen halk şölenleriyle kutlandı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde kutlama böyle başladı. Ardından da havai fişek gösterileri yapıldı. Coşku meşaleli yürüyüşle böyle tamamlandı. Koser'de Özgürlük Meydanı'nda eller önce zafer için kalktı. Derik'in Cevizpınar Meydanı'nda yüzlerce kişi halaya durdu. Nüseybin'deki kutlamaların adresi Kanarya Bulvarı'ydı. Konuşmalar ve sloganlarla Rojava devrimi selamlandı. Ve ardından halaylar çekildi, havai fişek gösterisi gerçekleşti. Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nin Özgür Kadın'la Demokratik Ulusa kampanyası ve yerel seçim çalışmaları bir arada yürüyor. BDP Mısır Kadın Meclisi çalışma programını hazırladı. BDP Mısır Kadın Meclisi sözcüsü Aysel Olcay, ilçede 5 ayrı çalışma bölgesi oluşturduklarını, Özgür Kadın'la Demokratik Ulusa şiarıyla çalışma çadırları açacaklarını duyurdu. Olcay, amacımız Mısır'da kadınları bir araya getirmek. Kadının özgüvenini ortaya çıkararak, kadını bir nebze dahi olsa sokaktaki siyasette ve yaşama katmaktır dedi. İlk çadırlarının Rojava'ya atem kurulacağını belirten Olcay, Rojava devrimi bir kadın devrimidir. Bu yüzden çadırımızı oradaki devrimci kadınlara atfediyoruz dedi. Birçok etkinliğin düzenleneceği çadır eylemlerinin takvimi şöyle. 25 Ocak'ta Rojava'ya atfen Fırat Dicle ve ardından da Yeni Doğan Seyrantepe mahallelerinde, 3 Şubat'ta Roboski'ye atfen Sümer ve Bahçeli Evler mahallelerinde, 15 Şubat'ta Azadi adıyla Cumhuriyet, Tekel ve Kültür mahallelerinde, 17 Şubat'ta Berhvadan adıyla Yayıkdere ve Yeni Mahalle mahallelerinde, 24 Şubat'ta Aşiti adıyla Kaya Bağlar beldesinde çadırlar kurulacak. Olcay kuracakları çadırlara 7'den 70'e tüm kadınları davet ettiklerini belirtti. Fransa'da 3 Kürt devrimci kadının katledilmesine ilişkin soruşturmaya bakan antiterör sorgu yargıcı Jean Duy, cinayet planlarının anlatıldığı ses kaydını katil zanlısı Ömer Güney'e sordu. Fransız medyasının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre ses kaydının Güney'e ait olduğuna dair herhangi bir şüphe yok. Paris katliamı ardından tutuklanan katil zanlısı Ömer Güney'in ses kaydı 12 Ocak gecesi bilinmeyen bir kaynak tarafından YouTube üzerinden yayınlandı. MİT üyeleriyle yapıldığı belirtilen bu görüşmede Güney, Kürt siyasetçilere yönelik cinayet planlarını detaylandırıyordu. İki gün sonra MİT yetkililerinin imzalarının yer aldığı yazılı bir belge yayınlandı. Belgede PKK kurucularından Sakine Cansız'a yönelik suikast planından bahsediliyordu. Fransız M6 info sitesi antiterör sorgu yargıcı Düye'nin katil zanlısı Ömer Güney'e 22 Ocak çarşamba günü kayıttaki ses sizin mi şeklinde soru yönelttiğini yazdı. Güney'in ise sesin kendisine ait olmadığını iddia ettiği belirtildi. M6 info sitesi ise şunları ifade ediyor.
Aldığımız bilgilere göre kriminal ve antiterörizm Tugay polisleri kimliği belirsiz iki kişiye cinayet planlarını ifşa eden kişinin Ömer Güney olduğuna ikna oldu. Aralarında şüphelinin yakınlarının da olduğu birçok kişi kayıttaki sesin Ömer Güney'e ait olduğunu resmen tespit etti. Soruşturmacılar bundan böyle bu bilgiyi doğrulamak ve resmileştirmek için bilimsel polis laboratuvarları sonuçlarını bekliyor. Ama onlara göre ortada hiçbir şüphe yok. Site Fransa'nın Türkiye ve Almanya'dan uluslararası istinabe istediğini ifade ediyor. Fransız soruşturmacılar YouTube üzerinde yayınlanan videonun gizemli ekleyicisi peşinde. Soruşturmacıların söz konusu şahsın e-mail adresine ulaştığı iddia ediliyor. Kimliği belirsiz kişi soruşturmacıları doğru yol üzerine koyabilir diye yazdı. Dün Güney Amerika'da Ekvador'un başkenti Quito'da 3 Kürt devrimci kadının katledilmesi protesto edildi. Türk Büyükelçiliği önünde düzenlenen eyleme Latin Amerika Kürdistan Dayanışma Komitesi, Alianza Partisi Gençlik Kolu, Ekvador Vatandaşlık Devrimi Halk Üniversitesi, Hugo Chavez Vatandaşlık Devrimi Komitesi, Bolivarcı Alternatif Cephe, Ekvador Komünist Gençliği, Pachamama Kolektifi destek verdi. Gerçek ve adalet istiyoruz sloganıyla düzenlenen eyleme 100 kadar kişi katıldı. Eylemciler katliamı protesto eden ve sorumluların açığa çıkarılmasını isteyen bir mektubu Türk Büyükelçiliğine teslim etti. Kürt bilgisi Musa Anter cinayetine ilişkin Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. duruşması başladı. Davaya MİT tarafından gönderilen belgede Yeşil Kod adlı kontrgerilla elemanı Mahmut Yıldırım'la ilişkili oldukları kabul edildi. Duruşmaya katılmak için adliyeye gelen BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş gazetecilere bir açıklamada bulundu. Biliyorsunuz çok uzun yıllar sonra ve uzun uğraşlar neticesinde ailenin, halkın, avukatların uzun yıllar süren mücadelesi neticesinde belli bir noktaya gelindi ve dava açıldı. Davada şimdilik bir tutuklu sanık var. Ailenin de, bizlerin de, hepimizin de, bütün halkın da beklentisi Musa Anter cinayetinin arkasındaki siyasi iradenin, siyasi gücün ortaya çıkarılmasıdır. Şu andaki yargılama işin bu yönünü sorgulayan, araştıran ve bunun üstüne giden bir yargılama değil maalesef. Tetikçilerin kim olduğunun ortaya çıkarılması, tetikçilerden hesap sorulması mutlaka ki önemlidir ama asıl o dönem binlerce faili meçhul cinayete imza atan, binlerce faili meçhul cinayetten sorumlu olan başbakanından, bakanından, işte Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, genel kurmay, jandarma genel komutanına kadar bütün sıralı yetkililerin tamamının sorgulanması, ifadesinin alınması, soruşturulması gerekir. Bu yapılmadığı müddetçe biz Api Musa cinayetinin maalesef ki gerçekleri ortaya çıkaracak bir yargılama olmayacağını düşünüyoruz. Bugün de bu duruşmada bizzat bulunarak konunun takipçisi olduğumuzu ve Api Musa cinayetinin kapanmasına, siyasi sorunların ortaya çıkarılmasına, engellenmesine izin vermeyeceğimizi burada belirtiyoruz. ...29'u tutuklu 56 keskinin yargılandığı davaya İstanbul Adliyesi'nde devam ediliyor. 11 aylık tutukluluğun ardından hakim karşısına çıkan kesiklerin davasının bugünkü duruşması gazeteci Naciye Yavuz'un savunmasıyla başladı. Suç olmayan haklarımızı kullandığımız için tutukluyuz diyerek savunmasına başlayan Yavuz, devrimci, sosyalist bir gazeteci olduğunu hatırlattı. Yavuz, yargılanma nedenim devrimci sosyalist düşüncelerimdir. Kimse bizden Yiğit Bulut ve Akif Bekir gibi iktidar yalakası olmamızı beklemesin dedi. Ardından ses üyesi Yüksel Almaz savunmasını verdi. Almaz, hasta tutuklulara dikkat çekerek, sadece benim bulunduğum koğuşta iki hasta tutsak var. Derhal serbest bırakılmalı ve tedavileri sağlanmalıdır dedi. Eğitim emeklisi Nazife Ona ise ne zaman eğitimde devletin sorumluluğunu hatırlattım, işte o zaman suçlu ilan edildim. Dün teşekkür belgeleri verenler bugün beni yargılıyorlar şeklinde konuştu. Keskiyesi Meryem Öztürk de savunma süresinin kısa tutulmasına itiraz etti. Verilen kısa bir aranın ardından başlayan duruşma savunmaların alınmasıyla devam ediyor. Grup yorum konserine katılıp halkın türkülerine seslerini katıyorlardı. İşte... Haberleri sunduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın seyirciler.